Herkese merhabalar. Afyon Postası olarak Harbiç Pazarı'ndayız. Harbiç Pazarı'nda halka Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soracağız. Hadi başlayalım. Abi, Cumhurbaşkanı adayınız kim diye soruyor. Tayyip Erdoğan. Neden peki? Neden Erdoğan? Bir tek insanoğlu için. Diğer adaylar için ne? Yok. Yok. Hiçbiri de insan değil. Erdoğan. İYİ Parti milliyetçiyim dedi ama gitti HDP'nin en üstü tutuyor. Ondan sonra CHP'liler 3 gün küfrettiler, sesin çıkmadı. Tayyip Erdoğan'a dün ne biçim hakaret etti. Afyon milliyetçi muhafazakardır. Ama PKK'yla da yan yana gezeni görür Afyon halkı. Yani 4 adayın içinden Erdoğan'ı destekliyor. Tabii ki Erdoğan. Başka seçenek var mı? Yanındakiler iyice olabilir. Ama Erdoğan düzgün adam, sağlam adam. Adam gibi adam. Tayyip Erdoğan. Peki neden Erdoğan? Ben onu şey yaptım. Yani 4 aday var. 4 adayın içinden diğerleri için ne söylersin? Bir şey söyleyemem. Teşekkür ederim. Abla sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tayyip. Başka kim olacak? Neden her şeyi, bak her şey serbest. Yani her istediğimizi bulabiliyoruz. Her şeyimiz güzelleştir. Yollarımızı yaptı, ne bileyim köylerimize yardım ediyor. Peki diğer adayları nasıl değerlendiriyorsun? Olmaz mı? Teşekkür ederim. Sandıkta. Yani hiçbir isme yakın değil misiniz? Sandıkta, sandıkta. Tabii ki reisimiz. Yani Recep Tayyip. Evet. Peki neden? Bilmiyorum, sevdiğim için. Her şeyimiz iyi. Peki diğer adayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Onlarla ilgilenmiyorum. Sinan Oğan. Neden Sinan? Milliyetçi olduğum için. Diğer adayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer adayları hiçbirini değerlendirmiyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Reis. Abi. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Çünkü her şeyinden memnunuz da ondan yani. Diğer adayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben değerlendirmeye gerek görmüyorum yani. Tayyip Erdoğan diyorum yani. Yeter yani. Hiçbirine vermeyeceğim partisi. Peki neden? Efendim? Neden hiçbirine? Hayatı görüyoruz yani. Ya başta ben sana bir şey diyeyim. Tayyip Erdoğan'a vereceğiz yani. Onu da milletvekilinin hiçbirine vermeyeceğiz. Ya hayır, asla. Ama Cumhurbaşkanı'na tabii, Cumhurbaşkanımıza vereceğiz. Ama boş olduğunda yine bir milletvekili çıkacak. Valla çıksın yani, sorun değil. Hiçbirini tanımıyoruz zaten. Bir Aziz'i tanıyoruz. Bir de Mustafa Nisarabacı'yı tanıyoruz. Öbürler başka yok ki. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Başka var mı? Diğerleri yok. Öbürleri yanamıyor. Söylemiyorum. Üç kat. Recep Tayyip Erdoğan. Dört tane aday var. Hangisini vereceksiniz abla? Ben Rizeliyim. Oradan anla. Yani Erdoğan mı diyorsunuz? Evet. Rizeliyim evet, yani. Anlıyorum. Yani isim buysan. Dege korkma Dege. Ben neyim? Abi siz kim başına? Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar. Peki neden Erdoğan? Abi görüyorum, memleketin halini görüyorum. PKK'ya mı atam? Öbürler saati onun yanından gitme ona hiç mi? Üçünü eleyeceksin. Geriye kim kalıyor? Recep Tayyip Erdoğan'dan başka kim yönetebilir şu anda? Söylüyorum, bu kadar sıkıntılı orada problemler oldu. Vatan aç ve açlıkta kalmadı gördüğün gibi. Ha, bir yanlışı var, mültecileri buraya getirmesi. Ondan başka bir yanlışını ben göremiyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Vallahi biz beğeniyoruz seni. Yok, hiçbir şey yok. Adamın kralı. Ben de Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Ya adam çalışıyor ya, nasıl vermeyeceğim? Çalışıyor. Tayyip Erdoğan. Peki neden Erdoğan? Tabii kastanedir idare ediyor, neyden başka? Diğer adaylar peki nasıl değerlendiriyor? Valla arkadaş, ben şimdi onu demeyen de ayıp oluyor ya. Hep yalancılık var, ne var, hepsi var. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan. Peki neden Erdoğan? Seviyorum. Evet, sevdim hiç. Diğer adaylar nasıl değerlendiriyorsun? Ben Kılıçdaroğlu'nu hiç sevmiyorum. Hayır sevmiyorum. Hayır hiçbirini sevmiyorum. Hayır sevmiyorum. Ben sayrımı seviyorum. Tayyip Erdoğan. Peki neden Erdoğan? Yani oldu bitti, ona şey yapıyorum. Ben Erdoğan'a mı verdiniz bugüne kadar? Evet. Peki diğer adaylar için ne söylersiniz? Hiçbir şey yapamazlar. Hayırlı günler. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Benim kulaklarım pek duymuyor. Cumhurbaşkanı mı? Kime vereceksin? Kime vereceksin? AK Parti'ye vereceğiz. Aynen. Tayyip'e. Evet. Peki diğer adaylar için ne söylersiniz? Ne söyleyeyim? Her şeye, fakire, fukaraya, her şeye yardım diğer yapıyor. Için, diğer adaylar için. Diğer adaylar için bir şey diyemem. Onlar şans yapamam. Zaten. Bilmiyorum artık. Yapabilirler, yapamazlar, bir şey diyemez. Şimdi benim bunu açıklamamla alakalı rozetim, aday adaylığım bence hiç gerek yok. Nasip olursa tabii ki reis ve açık ara farkla diyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz seçimi? Diğer
Şu anda 17 ilçe gezdik. Nasip oldu elhamdülillah. Herkesi gördük. Gördüğümüz genel itibariyle bakış açısı reise karşı büyük bir teveccüh. Açık ara farkla diyorum ben. %60 baremini zorlayacağız. Daha da inşallah sonuna kadar. Biz şu an aday adayız. Nasip olursa aday olduğumuzda da olsak ya da olmasak önemli değil. Sonuna kadar reis için uğraşacağız. Afyon'dan kaç tane dört için şu anda koşturuyoruz. Belki güzel bir adayla sıralama çok önemli. Beşinci adayı da zorlayacağız. Sıralama belli olmadı. Pazar pazartesi günü belli olacak. Muharrem İnce abi. Abi değişiklik şart abi ya. Diğer adayları nasıl? Kılıçdaroğlu'na oy vermem abi ben. Bunca sene AK Parti'ye verdik. Artık bir değişiklik şart. İkinci tura da giremezse o zaman AK Parti'ye verir. Evet. Vermem abi. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Bilmiyorum. Ondan başka büyük lider yok benim için. Yok mu? Ya diğer adayları nasıl değerlendirirsin? Vallahi bilmiyorum. Nasıl değerlendirirsin? Kimi? Tabii ki de reis yani. Başka var mı Recep, Türkiye'de? Recep Tayyip Erdoğan. Yani tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan. Sebebi belli zaten. Belli. Diğer adaylar için mesela? Hiçbir şey. Gereksiz insan olduğu için. Afyon Tayyip diyorum. Afyon Tayyip. Vallahi neden işte başka yok şu anda. Nasıl diğer adaylar yok. Yok şu anda yok. Dört tane aday var Cumhurbaşkanı adayı. Sinan Oğan, Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu. Bunlar için ne söylersiniz? Yollar açık olsun. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden Kılıçdaroğlu? Neden mi? Kuzum bir de onu görelim yavruşum. Bunlar vallahi batırdı. Bak bakıyorsun 15 liraymış burada diyorum. Olmaz öyle çok pahalı her şey. Yani biz emekliyiz ama yetmiyor yani alamıyoruz. Canımızın istediğini alamıyoruz vallahi. Kılıçdaroğlu olsun. Biz de Kılıçdaroğlu. Ben de Kılıçdaroğlu tercih ediyorum. Neden sizin bir sebebiniz var? Ben hayat pahalı olduğu için bir de bilmiyorum yani kul hakkına neyse ben Kılıçdaroğlu tercih ediyorum. Ya kuzucuğum çok pahalı her şey gerçekten bu kadar da olmaz. Köylüyü düşünmeleri lazım. Çiftçilik kalmadı, hayvancılık kalmadı. Et alamıyor, süt alamıyor. Sütün bir litresi 20 lira ya. Ya gerçekten alamıyoruz yani. Bu neye göre, kime göre, nasıl anlamıyoruz yani. İnşallah hayırlısı, hangisi hayırlıysa o olsun. Vallahi bu 20 senedir yani bıktırdı bizi. Artık gitsin yavrum, gitsin. Hadi kolay. Recep Tayyip Erdoğan. Yaptıklarını gördüğüm için, devletim, milletim için, vatanım için yaptıklarını gördüğüm için. İHA'sını, SİHA'sını, hastanelerine, bütün kadınlara yapılan yardımlarına, her şeysin. Daha ne sayabilirim? Yani yapılanları görmemek lazım değil ki. Her şey var. Hamdolsun. Bilmiyorum. Şimdi daha düşünmedik, bilmiyorum. Düşünürüz, aynen. Kararsızız daha düşünürüz. Kemal Kılıçdaroğlu. Peki neden? Ya bakıldığı zaman insanların hani şimdiye kadar iktidarın yaptıkları belli. Ya bir değişim muhakkak şart. Değişim şart. Evet, kesin şart. Ya yapılacak başka bir şey yok. Muhakkak şart ya. Yani. Kılıçdaroğlu olmasına kim olursa olsun. Ben şimdi geçen seçimde şu anki iktidara verdim oyumu. Bu seçimde de onu düşünüyorum. Çünkü ondan başka hani böyle ülkeyi düzeltecek şey edecek yok ha. Biz sadece seçiyoruz. Onlara tapmıyoruz. Şimdi diyor ki Nisa suresinde siz diyor benden başka ilah seçerseniz diyor. Hani benden başka birine bir ilah kendinize tayin ederseniz diyor şirk koşmuş olursunuz diyor. Biz haşa şirk koşmak değil. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Allahü Teala buyuruyor. Ama biz şirk koşmak demeyelim de sadece yönetici seçmek diyelim. Şimdi çünkü bazıları karıştırıyor. Benim ömrümden alsın ona versin şu bu. Bu işler yalan. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam bile öldü yani. Siz düşünün. Ondan sonra ne olacak şu bu? Bakın hala İslamiyet devam ediyor. Tek din İslam. O yüzden buradan o kendini bilmeyen insanlara da bir çağrı yapmış olayım. Teşekkür ederim. Şu anlık öyle. Hani normalde ben ülkücüyüm ama ikisi bir olduğu için değişmiyor. Kim olacak? PKK'lılara mı edeceğiz? HDP'ye mi edeceğiz? Yine Tayyip Erdoğan. Devam. AK Parti. Neden peki abi? Neden ne olacak? 20 senedir görmedin mi? Yaşın kaç senin? He? 23 yaşındasın. Ben 62 yaşındayım. Afyon Belediyesi'nde emekliyim.
Neyin ne olduğunu, kim ne ettiğini, ne, kim ne yaptığını ben bilirim. Erdoğan. Erdoğan. Peki neden Erdoğan? Erdoğan bizim kuvvetli. Tayyip Erdoğan. Peki neden Erdoğan? Erdoğan'ı seviyoruz. Erdoğan doğru. Her şeyi iyi yapıyor. O yüzden. Evet. Evet. Peki, milletin diğer yanında. Diğer adaylar ismini söylesin. Bir şey söylemek istemiyorum onların için. Muharrem İnce. Onu bilmiyorum, hani gençlere daha yönelik, daha hani daha yenilikçi gibi. O yüzden daha yenilikçi olduğu için. Zaten şimdiki cumhurbaşkanımızı sürekli gördük. Yani değişim şart gibi. O yüzden. Aynen Muharrem İnce, o yüzden diyoruz. Hayırlısı kimse o olsun. Bir adayınız yok mu? Nasıl? Bir yakın olduğunuz bir isim yok mu? Hayır, ben MHP'liyim. Erdoğan'ı diyeceğim. Peki diğer adayları nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi ne diyeyim ben mübarek gün koşum. Peki neden Erdoğan diyor? Ya Kılıçdaroğlu'na verirsen cezaevini boşaltacak. Başka kime vereceğiz? Erdoğan'a başka kime vereceğiz? E verelim mi? Cezaevini boşaltsınlar mı? Adam teröristi gerçek. Biz buraya gelinemeyiz ki. Hadi hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazan. Kararsız. Valla Tayyip'ten başkası götürmez bu işi. Tayyip götürür abi. He? Abi ne diyeyim, 5 dönem yaptı, 6. dönem. Çünkü seviliyor, iş yapıyor. Yani çalışması güzel. Valla ben şimdi ne diyeyim, şöyle diyeyim. CHP, HDP'lerle işbirliği kurduğu için o birazcık şey, şimdi Çiller girdi araya. Yani Allah neyse, ne kısmet ederse o olur ya. Yani Allah neyse. Yani biz yani gene Tayyip tarafındayız. Başka değil yani. Vallahi belli değil daha. Henüz belli değil yani. Kararsız. Yakın değil misin? Yakın değilim yani. Hiçbir isme yakın seçim değilim ben. Ya benim için pek hepsi de aynı standartta benim için. Aynı standart. Evet. Hepsi de ben. Ne zaman karar vereceksiniz? Vallahi bilmiyorum. En son gün karar vereceğim. Doğruları söyle bak. Doğruları söyle. Ha. Öbür tarafta yakınına yapışırlar. Ben bir şey düşünmüyorum. Tayyip Erdoğan. Peki neden Erdoğan anladın? Yaptığı icraatlardan için. Yani görmek lazım. Her şeyi yaptı. Görmek lazım gözünden. Yollarımızı yaptı, açılışlarımızı yaptı. Üniversiteleri açtı. Yapmadı, hiçbir şey kalmadı. Peki diğer adayları nasıl değerlendiriyorsun? Onlar da kendi haline al. Onların da işini rast getirsin. Herkesin işini rast getirsin. Türkiye için hangisi hayırlısıysa olsun ablacığım. Ama benim idealim Tayyip Erdoğan. Vallahi şu anda hiç bilmiyorum. O kadar kararsızım ki kime oy vereceğimi bilmiyorum inanın. Şu anda yok. Vallahi şu anda yok inan ki. Kararsızım. Belki de oy kullanmaya da bilirim. Siz hangi kanaldansınız? Afyon kanalıyız. Söylemesem olmaz şimdi. Neden? Kanaldan dolayı mı? Evet. Niye? Hangi kanaldansınız, hangi partidensiniz Afyon bilmiyoruz. Tarafsızız zaten. Tarafsız. AK Parti. AK Parti. Evet. Erdoğan. Evet. Neden Erdoğan? İyiliğinden uçuyor, her şeyi yaptığından uçuyor. Köprüleri, kanalları, uçakları. Ne? Tamam, Erdoğan. Evet. Peki neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu diye soruyorsunuz? Bakın yani hesap meydanda ortada yani fiyatlar. Ha bir de diyorlar ki zenginler, üstler. Ya diyorlar işte 3 liraya 5 liraya diyorlar şey mi satılır? Ülkeyi satıyorlar. Hadi gelsinler de alıversinler bakalım nasıl oluyor? 3 lira mı 5 lira mı? 5 tane çocuğum var, kolay mı bu zamanda? 1 kilo alacaksam 5 kilo alıyorum. Hesap meydanda yani. Ben anam babam koyu CHP'liyim. Kılıçdaroğlu. Bilemem. Şu an cevap veremeyeceğim. Ya kararsızım çünkü ya Recep'e daha yakınım aslında Recep Tayyip Erdoğan'a. Ama aklım Muharrem İnce'ye de gidiyor. Bilemiyorum. Kararsızım. Ya şimdi Erdoğan af vermiyor. Ben en çok af vermesinden yanayım. Ama orayı birazcık vermiyor. Onun için ona biraz karşıyım. Ama Muharrem İnce gelince verir mi onu bilemem. AK Parti başkanı sol. Tayyip amca ya. Başka kim olacak? Tabii canım tabii. Neden peki? Her zaman reis baba ya. Arkası var mı? Tabii canım. Neden? Her zaman Ermen vatandaş. Şimdi dünyayı mı karıştırsın? Altılmaz'dan bize hayır gelmedi kardeş. Tayyip Erdoğan. Sonuna kadar. Sonuna kadar.
seviyorum adamı ya, ben hobim mi gelir? O Tayyip Erdoğan babacığım. Ölsem de o ölmesem de fark eden bir şey olmaz. Tayyip baba. Bizim de. Bu bolluk bereket zaten onun elinde. Tayyip ben Erdoğan'dan başkasına verirse bu millet yanlış yapar. Kılıçdaroğlu tabii ki de. Adalet istiyoruz. Evet. Gitmesi gerekiyor artık. Zamanı doldu. Neden mi adalet istiyoruz? Her yönden. Şu yaşadığımız hayata bakar mısınız? Zam üstüne zam. Daha diyorlar ki yok düştü yok etti. Hiçbir şeyin düştüğü ettiği yok. Onlar hayal görüyorlar anca. Kılıçdaroğlu tabii ki. Tabii layıklığın bitmesini istemiyoruz. Şeriat istemiyoruz. Bunun gibi bir sürü şey. Diğer adaylar için ne söylüyorsunuz? Sinan Oğan'a vermek isteriz ama mümkün değil. Kazanmak istiyoruz çünkü. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? Ha hukuk adalet. Yaşı kaç? 13. Cumhurbaşkanlığı kullanıyor olsun kime verirsin? Recep Tayyip Erdoğan. Ben hiçbirine vermeyeceğim. Hiçbirine vermeyeceğim. Protesto ediyorsunuz yani. Kesin. Peki teşekkür ederim. Şey değil. Ben yabancıyım ama Erdoğan beni seviyorum. Erdoğan iyi. Erdoğan. Erdoğan çok iyi yani. Erdoğan. Niye Erdoğan? Çünkü halka bir şeyler katmaya çalışıyor. Yani yapmaya çalışıyor en azından. Ben de Erdoğan diyorum. Ya yaptıkları ortada yani. Hangi kanal bu? Diğer adayların hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Erdoğan olmasa Muharrem İnce olsun. Yani o da en azından halka yapmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu yani ne zamandır kaybediyor Erdoğan'a, pes etmiyor. Ne? Evet. Erdoğan'a vereceğim. Şimdi Erdoğan ilk turda Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu kalırsa eğer o zaman Muharrem İnce'ye veririm. Yok biz Tayyip Erdoğan'a vazgeçmeyiz ya. İyi yönetiyor Türkiye. Ekonomik sıkıntılar illaki her kişinin oluyor. Ama her zaman Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti. AK Parti. İsim He? İsim olarak Recep Tayyip Erdoğan. Aynen. Peki neden Erdoğan? Tamam. Onu da yorumsuzum ya. Kararsız. Herhalde birisi gelecek yani. Yani kime vereceksiniz siz oyunuza 14 Mayıs'ta? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? Adalet olmadığı için. Adalet olmadığı için. Var mı adalet? Ya ben bilemem abi. Sizin yani böyle... reis-i cumhuruna küfür ederlerse 5 sene hapis. Hı-hı. Ama vatandaş vatandaşa küfür ederse sokağa bırakıyor. Peki. Bankayı soyarsan serbestsin. Hı-hı. Ama baklava çalarsan hapis yatıyorsun. Öyle. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden Kılıçdaroğlu? Yeter artık. 20 senedir sömürüldük. Artık yeter. Buraya kadar geldi. Pazara bakın bir. Herkes kan ağlıyor. Bizim hiç Cumhurbaşkanı şey etmiyor ama yani şu an bence piyasada kimse değil. En iyi bence yok yani. Deprem olarak şu an deprem değil. Hiç kimse kalkıp da şeyleri depremzedeleri harcıyorum demedi. Herkes bir yerlere harcıyor ama nerede oldu belli değil para. Şu an en iyi ihtimalle bakarsak yine Erdoğan kalıyor. Başka bir ihtimal kalmıyor. Muharrem İnce'yi çabalıyoruz. Onlar da en 15 yaş altı. Adamın dediği gibi 15 yaş altına inse kazanacak ama sanmıyoruz. Bu sene de Erdoğan bence. Vallahi zamanla çocuk ama Erdoğan yani. Görüyoruz 20 yıldır neler yaptığını. Görüyoruz İHA'ları, SİHA'ları. Araba bile yaptık, tok bile yaptık ya maşallah. Erdoğan. Hem esnafın yanında hem çiftçinin yanında. Yani bütün dertlerimize derman olan bir Erdoğan var ya. Her türlü arkasındayız. Sizin neyse gitmesin. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Erdoğan. Peki neden Erdoğan? Cümlenin ömrünü ona yüklesin Allah. Adam gibi adam. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Çok faydalı ülkemize katkıları olduğu için ve bu şekilde istikrara devam edeceği için aklımızla fikrimizle kanaat getirdiğimiz için şurada şimdi pazarda bakıyoruz şimdi. İyi kötü herkes evine 3-5 kuruşluk bir iki lokma ekmek de olsa bir şeyler almaya gelmiş. Bunun istikrarlılığı, devamlılığı, süresi bu şekilde iyi gitmesini istiyorsak, inşallah daha iyi olmasını istiyorsak
benim gönlüm Cumhurbaşkanımızdan yana. Diğer adayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer adayların şansı yok. Çünkü Kandil'e selam verenlerden bize hayır geleceğini kanaat ediyorsa bir beyin yapılı insan, varsın ona oy versin, görsün. Boşa gidecek oyu. Oyu da boşa gidecek. Kendi yapmış olduğu mantıklılığı yürüttüğü de boşa gidecek. Boş yani. Hiçbir şekilde Allah'ın izniyle bir şekilde, yani neden böyle söylüyorum? Benim burada, ben hastanede çalışıyorum. Şehidimi de gördüm. Yaralısını da gördük. Hepsini gördük, görüyoruz. Ve doğudakileri de görüyoruz. Yani bu vatanın için vefat etmiş olan, şehit olmuş olan, kanını akıtmış olan insanların hiç mi hatırına, ölüsüne saygımız yok? Hiç kanı yerde kalacak mı yani onların? Daha nicelerinin kanları yerde alınmadı, alınmayanlar var. Onlar da sağ ama bugün sağ, yarın öleceklerin hesabını verecekler yani bir şekilde. Onun için istikrarlık istiyorsak, ülkemizin dimdik ayakta durmasını istiyorsak, evet yanlış yapmış olduğu işler olabilir. Hatasız kul var mı? Yanlış değil yani. Yanlış derken şöyle eksik olarak diyelim. Yetmediği yerde, yetemediği yerde. Çünkü her türlü, her kesimden ses geliyor. 7 düvelle de 77 düvelle savaşmaya çalışıyoruz. İçeriden de var. O düvellerin içerimizde de var yani. Yok değil ki. Bana desin ki, desinler ki içeride yok. Neden böyle içeride de insanlar var? İnsanların kafasını karıştırmaya devam ediyorlar. Devam ediyorlar, ettikleri sürece de oyun azaltmaya çalışıyorlar. Allah'ın izniyle inşallah Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız hepimizin aynı şekilde istikrarla devam etmesini istiyorsak bizim gönlümüz ondan yana. Allah ömür versin inşallah milletimize, devletimize. Bilmiyorum ama yani Muharrem İnce'yi seviyorum. Yani kullanamıyorum ama yani yürüsem onu destekleyeceğim. Evet, TikTok'tan takip ediyorum. Ne zamandan beri takip ediyorsun? Yani bir böyle bir 6 ay oldu. O zamandan beri. Biz de depremzedeyiz zaten. Şey, Antep'ten geldik. Sağ olun. Ondan dolayı takip ediyorum. Afyon halkı da bence çok iyi. Yani bize çok şey yapıyorlar. İyi davranıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan. Neden peki? Neden abi? Başkası olamaz ki zaten. Tabii ki reis. Neden reis? Neden reis? Reis 20 yıldır yaptıkları ortada. Gerisi belli. Havalimanını yaptı, demir yolları yaptı, statlar yaptı, köprüler yaptı, TOG'u yaptı, daha ne olsun? Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz diğer pazarları ve ilçeleri dolaşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.